Şeytanın ortaya çıktığı geceden sonra duygularım köklü bir değişikliğe uğramıştı. Evvelce verdiğim söze kasvetli bir umutsuzlukla yaklaşıyor, sonuçları ne olursa olsun bu sözü yerine getirmem gerektiğini düşünüyordum. Oysa şimdi gözlerimin önündeki örtü kalkmış, ilk kez her şeyi açık seçik görüyormuş gibiydim. Aklıma bir an bile çalışmalarıma tekrar başlamak gelmedi. İşittiğim tehdidin ağırlığı vardı üzerimde. Fakat bu tehdidin önüne geçecek bir şey yapabileceğim kanısında değildim. İlkine benzer bir ifrit daha yaratmanın en alçakça, en menfurca bencillik olacağına karar verdim. Beni farklı bir sonuca götürebilecek her düşünceyi zihnimden kovdum. Sabah saat iki ile üç arasında ay doğdu. O zaman sepetimi küçük yerkenliğe koyarak sahilden dört mil kadar açıldım. Kimsecikler yoktu görünürde. Birkaç tekne karaya dönüyordu ama onlardan uzak tarafa yöneldim. Korkunç bir suç işler gibi endişeyle ürpererek başka insanlarla karşılaşmaktan kaçınıyordum. Derken önceden açık şekilde görünen ay kalın bir bulutla örtüldü. Ortalığın kısa süre için kararmasından yararlanıp sepetimi denize gönderdim. Sepetin gürültüyle batışını dinledikten sonra oradan uzaklaştım. Gök bulutlanmıştı fakat hava temizdi. Bununla birlikte o sırada çıkan kuzeydoğu rüzgarı bir soğukluk getirdi. Ama bu rüzgar toparlanmamı sağlayıp içimi öyle hoş hislerle doldurdu ki suyun üzerinde biraz daha kalayım dedim. Dümeni sabitleyip teknenin tabanına uzandım. Ay bulutların arkasındaydı. Hiçbir şey açık seçik değildi. Sadece teknik harinasının dalgaları kesişini duyuyordum. Bu mırıltılı ses beni yatıştırdı. Çok geçmeden derin bir uykuya daldım. O halde ne kadar kaldım bilmiyorum. Fakat uyandığımda güneşin epeyce yükselmiş olduğunu gördüm. Rüzgar hızlanmıştı. Dalgalar küçük yelkenlimin güvenliğini sürekli tehdit ediyordu. Kuzey doğuda esiyordu rüzgar. Beni tekneye bindiğim kıyıdan uzağa götürmüş olmalıydı. Yönümü değiştirmeye çalıştım. Fakat bunu bir kez daha denersem teknenin derhal suyla dolacağını anlamam uzun sürmedi.'' Bu durumda yapabileceğim tek şey rüzgarın önünde yol almaktı. İçime biraz korku düştüğünü itiraf etmeliyim. Yanımda pusula yoktu ve dünyanın bu bölümündeki coğrafyayı o kadar az tanıyordum ki güneş de fazla işime yaramazdı. Engin Atlantik'e sürüklenebilir, ölesiye açlık çekebilir ya da çevremde kükreyip tekneye çarpan uçsuz bucaksız sular tarafından yutulabilirdim. Şimdiden deniz üzerinde uzun saatler geçirmiştim. Çekeceğim diğer sıkıntılara girizgah niteliğindeki yakıcı susuzluğum azabını hissediyordum. Başımı kaldırıp baktım. Göğü kaplayan bulutlar rüzgarla ilerledikçe bir bulutun yerini hep bir diğeri alıyordu. Denize baktım. Mezarım burası olacaktı. İblis diye bağırdım. Amacına ulaştın bile. Elizabeth'i babamı klervalı, canavarın kanlı, acımasız öfkesini yatıştıracağı geride kalmış herkesi düşündüm. Bu bende öyle umutsuzluk verici, öyle korkunç tasavvurlara yol açtı ki her şeyin ebediyen sona ereceği noktaya gelişimi şimdi bile ürpermeden düşünemiyorum. Böylece birkaç saat geçti fakat yavaş yavaş güneş ufka doğru alçaldıkça rüzgar yumuşak bir esintiye döndü. Büyük dalgalar yatıştı. Ama o zaman etrafa ağır bir koku yayıldı. Miden bulanmıştı. Dümeni zor tutuyordum. Aniden güney yönünde yüksek bir kara hattı gördüm. Saatlerdir aşırı yorulup, dehşetli bir belirsizlik içinde kalmaktan ötürü, tükenmişliğin eşiğindeyken, kesinlikle hayatta kalacağıma dair, aniden ortaya çıkan bu belirti, yüreğime ılık sular gibi aktı. Gözlerimden yaşlar boşandı. Duygularımız nasıl da değişken, perişanlığın zirvesindeyken yaşama tutunma aşkımız ne kadar gariptir. Elbisemin bir parçasıyla yeni bir yelken yapıp hevesle teknemi karaya yönelttim. Vahşi, kayalık bir görüntüsü vardı ama yaklaştıkça ekilmiş toprak izlerini rahatlıkla algıladım. Kıyıda gemiler gördüm ve kendimi birden tekrar medeni insanların yaşadığı bir yere taşınmış olarak buldum toprağın kavislerini dikkatle izleyince nihayet küçük bir burnun arkasından çıkan sivri kuleyi gördüm. İyiden iyiye halsiz düştüğümden tekneyi doğrudan şehre yöneltmeyi kararlaştırdım. Orada kolayca yiyecek bulabilirdim. Neyse ki yanımda para vardı. Burnu dönünce küçük, derli toplu bir kasaba ile iyi bir liman gördüm. Bu umulmadık kurtuluştan ötürü kalbim neşeyle çarpıyordu.'' Tekneyi yanaştırıp yelkenleri toplamakla meşgul olduğum esnada birkaç kişi yanıma toplandı. Görünüşüm onları çok şaşırtmışa benziyordu. Fakat yardımcı olmayı teklif edecekleri yerde başka zaman olsa hafiften telaşlanmama yol, yol açacak el kol hareketleriyle fısıldaşmaya başladılar. O esnada tek fark ettiğim İngilizce konuştuklarıydı. Ben de onlara bu lisanla seslendim. "Dostlar," dedim. "Rica etsem bu kasabanın ismini söyler misiniz? Neredeyim acaba?" Adamlardan biri boğuk bir sesle, "Pek yakında öğrenirsin," dedi. "Belki zevkine pek uymayan bir yere gideceksin ama kimse sana nerede kalmak istediğini sormaz, emin ol." Bir yabancıdan bu denli bir kaba bir yanıt almaya son derece şaşırmıştım. Yanındakilerin çatık kaşlı, öfkeli yüzleri de ayrıca şaşırtıcıydı. Niçin bu kadar sert bir yanıt verdiniz dedim. İngilizlerin adetleri arasında yabancılara böyle misafir uzak davranmak yoktur. İngilizlerin adetlerini bilmem dedi adam. Fakat İrlandalıların adeti belalı adamlardan nefret etmektir. Bu tuhaf diyalog devam ederken insanların hızla kalabalıklaştığını fark ettim. Yüzlerinde bana sıkıntı veren, biraz da telaşlanmama yol açan, merakla öfke karışımı bir ifade vardı. Hana giden yolu sordum fakat kimse yanıt vermedi. O zaman yürümeye başladım. Çevremi saran kalabalıktan bir uğultu yükseliyordu. Uğursuz görünümlü bir adam yanıma gelip omzumu dürterek ''Gelin bakalım beyim ardıma düşün de Bay Kirvin'in makamına gidelim. Kendinizle ilgili hesap vereceksiniz.'' ''Bay Kirvin de kim?'' Niçin kendimle ilgili hesap veriyormuşum? Özgür bir ülke değil mi burası? Evet beyim, dürüst insanlar için yeterince özgürdür. Bay Kirwin sulh yargıcıdır. Siz de dün gece burada katledilen beyefendinin ölümüne ilişkin hesap vereceksiniz. Bu yanıt beni ilkitti. Fakat kendimi toparladım. Ben masumdum. Bunu ispat etmek kolaydı. O yüzden kılavuzumu sessizce takip ettim. Kasabanın en iyi evlerinden birine götürüldüm. Bitkinlikten, açlıktan yere çökecek haldeydim. Ama bir sürü insanla kuşatılmış haldeyken olanca kuvvetimi toplamanın akıllıca olacağını düşündüm. Çünkü fiziksel güçsüzlük korktuğuma ya da suçumun farkında olduğuma yorulabilirdi. Az sonra bana yaşatacağı dehşet ve umutsuzlukla her tür alçaklık ya da ölüm korkusunu silip atacak felaketi o sırada hiç beklemiyordum. Burada duraklamak zorundayım. Çünkü anlatacağım ürkütücü olayları gerekli ayrıntılarıyla hafızamda tazelemek için son derece metanetli olmam gerekiyor. Çok geçmeden sulh yargıcının huzuruna çıkarıldım. Sakin, yumuşak tavırlı, iyi huylu bir ihtiyardı. Lakin bana biraz haşince baktı. Ardından beni getirenlere dönerek bu hadiseye kimin tanık olduğunu sordu beş altı kişi öne çıktı. Sulh yargıcının bunlar arasından seçtiği adam ifadesinde önceki gece kayınbiraderi Daniel Nagent'la balığa çıktıklarını, saat 10 civarında kuzey yönünden güçlü bir rüzgar patlayınca kıyıya döndüklerini anlattı. Henüz ay doğmadığı için çok karanlık bir geceymiş. Limana girmeyip alışkanlıkları olduğu üzere limanın iki mil aşağısındaki koyda karaya çıkmışlar kendisi balıkçılık malzemelerinin bir kısmını taşıyarak önden yürümüş. Diğerleri biraz geriden onu takip etmişler. Tanık kumlarda ilerlerken ayağı bir şeye çarpıp yüzü koyun yere kapaklanmış. Diğerleri onun yardımına gelmişler. Fenerin ışığını tutunca takılıp düştüğü şeyin yerde yatan bir adam olduğunu görmüşler. Adamın öldüğünü anlamışlar. Evvela bu cesedin boğulmuş, dalgaların sahile sürüklediği biri olduğunu sanmışlar. Fakat inceleyince elbiselerinin ıslak olmadığını, hatta gövdenin daha soğumadığını fark etmişler. Onu hemen bir ihtiyar kadının yakındaki evine taşıyıp hayata döndürmeye uğraşmışlar ama sonuç alamamışlar. Ölü yaklaşık 25 yaşlarında yakışıklı bir delikanlıymış. Boğazlandığı anlaşılıyormuş. Çünkü boynundaki siyah parmak izlerinden başka herhangi bir şiddet emaresi yokmuş. İfadenin ilk kısmı hiç ilgimi çekmemişti fakat parmak izlerinden bahsedilince kardeşimin katledilişini hatırlayarak son derece heyecanlandım. Dudaklarım titredi, gözlerim dumanlandı. Düşmemek için bir iskemleye tutunmak zorunda kaldım. Keskin bakışlarıyla beni izleyen sulh yargıcı elbette bu hali lehime yorumlamadı. Tanığın oğlu bu ifadeyi onayladı. Fakat sonradan çağrılan Daniel Nugent, adamın yere kapaklamasından hemen önce sahilden biraz açıkta içinde tek adam bulunan bir tekne gördüğüne yemin ediyordu. Yıldızların ışığı altında seçebildiği kadarıyla bu tekne benimkiyle aynıymış. Bir kadın da ifadesinde sahile yakın oturduğunu, evinin önünde oturup balıkçıların dönmesini beklediğini söyledi cesedin bulunduğunu öğrenmesinden bir saat kadar önce içinde tek adam bulunan bir teknenin o kıyıdan denize açıldığını görmüş. Başka bir kadın balıkçıların cesedi onun evine getirdiklerini doğruladı. Vücut soğuk değilmiş. Onu yatağa koyup ovalamışlar. Daniel kasabadaki eczacıya gitmiş. Fakat bu bedende can yokmuş artık. Birkaç adam daha karaya çıkışıma dair sorgulandı. Onlar da muhtemelen geceliğin çıkan kuzey rüzgarı sebebiyle uzun saatler boyu çabaladıktan sonra denize açıldığım nokta civarına dönmek zorunda kaldığımı düşünüyorlardı. Ayrıca onların gözlemine göre adamın bedenini başka yerden getirdiğim anlaşılıyordu. Sahili tanımıyor gibi göründüğüme göre kasabasıyla cesedi koyduğum yer arasındaki mesafeyi bilmeksizin limana girmiş olabilirdim. Bay Kirwin bu ifadeleri dinleyince Cesedin defnedilmek üzere bekletildiği odaya alınmamı istedi. Bu görüntünün beni nasıl etkileyeceğini gözlemlemek istiyordu. Bu fikrin kaynağı muhtemelen cinayetin işleniş şekli anlatılırken son derece heyecanlanmış olmamdı. Böylece sulh yargıcı ve birkaç kişi bana tarafından hana götürüldüm. İster istemez bu olaylı gecede ortaya çıkan tuhaf tesadüflere şaşıp kalmıştım. Fakat cesedin bulunduğu saatte ikamet ettiğim adadaki birkaç kişiyle konuştuğumu bildiğimden hadisenin sonuçları konusunda son derece sakindim. Cesedin yattığı odaya girdim, tabutun yanına götürüldüm. Ona bakarken hissettiklerimi nasıl anlatsam? Hala dehşetle yanıyorum. Ürpermeden, azap duymadan düşünemiyorum. O korkunç anı Yapılan sorgulama, sul yargıcıyla tanıkların varlığı, Henry Clerval'ın cansız bedenini önüme serilmiş olarak görünce hafızamdan bir hayal gibi geçti. Nefesim daraldı. Kendimi vücudun üzerine atarak haykırdım. Öldürücü entrikalarım, seni de mi hayatından etti sevgili Henry? Zaten iki hayatı yok etmiştim. Diğer kurbanlar da yazgılarını bekliyor. Ama sen Clerval, dostum, veli nimetim, bu insan gövdesi artık çektiğim azaba derman olamazdı. Böyle çırpınıp dövünürken odanın dışına taşıdılar beni. Ardından ateşlendim. İki ay boyunca öldü ölecek durumda yatmışım. Sonradan öğrendiğime göre sayıklamalarım korku vericiymiş. Kendime William'ın, Justin'in, Clerval'ın katili diyormuşum. Bazen bana eziyet eden ifreti yok etmeme yardımcı olsunlar diye yanımdakilere yalvarıyormuşum bazen de canavarın parmaklarının boğazımı kavradığını hissedip azapla, dehşetle çığlık atıyormuşum. Neyse ki ana dilimi konuştuğum için sadece Bay Kervin anlıyormuş beni. Fakat hareketlerim ve acı bağırışlarım diğer tanıkları korkutmaya yetiyormuş. Niçin ölmedim? Bir insanın hiç olmadığı kadar perişanken niçin unutuşa, huzura gömülüp kalmadım? ölüm, tazecik çocukları, üzerlerini titreyen anne babaların tek umudunu koparıp alır. Nice gelin, nice genç sevdalılar vaktiyle sağlık ve umut içindeyken bir gün gelip mezarda çürür, solucanlara yem olur. Nasıl bir malzemeden yapılmaydım ki? Bir tekerleğin dönüşü misali bana habire eziyet eden bunca sarsıntıya direnebilmiştim. Yaşamaya mahkumdum ve iki ay sonra Kendimi bir rüyadan uyanmış olarak hapiste sefil bir yatağın üzerinde buldum. Tutuklular, gardiyanlar, sürgüler, bir zindanın tüm sefil araç gereçleri vardı çevremde. Hatırladığım kadarıyla uyanıp başıma geleni anladığımda sabah vaktiydi. Tam olarak ne olup bittiğini unutmuştum. Sadece aniden büyük bir talihsizlik yaşamış gibi hissediyordum. Ama etrafıma bakınıp pencerelerdeki parmaklıkları bulunduğum odanın pisliğini gördüğümde her şey hafızamda canlanıverdi ve acı acı inledim. Bu ses yanı başımdaki sandalyede uyuyan yaşlı bir kadını uyandırdı. Ücretle tutulmuş bir hemşireydi bu. Gardiyanlardan birinin karısıydı ve çehresi o sınıfa özgün tüm kötü nitelikleri yansıtıyordu. Yüz çizgileri, sefilliğe gönüldeşlikten uzak gözlerle bakmaya alışmış kişilerdi. Hep olduğu üzere sert ve kabaydı. Ses tonundan ne kadar kayıtsız olduğu anlaşılıyordu. Bana İngilizce hitap etti. Hemen ayırt ettim. Izdıraplarımın arasında duyduğum seslerden biriydi bu. Artık daha iyi misiniz bayım diyordu. Zayıf bir sesle aynı dilde yanıt verdim. Öyleyim galiba. Fakat bütün bunlar gerçekse, gördüklerim rüya değilse bu sefaleti ve dehşeti hissetmek için hayatta kaldığıma üzülürüm. Ayrıca diye yanıtladı ihtiyar kadın. Katlettiğiniz şu beyefendiyi kastediyorsanız şayet, ölmeniz daha iyiydi bence. Çünkü başınıza iyi şeyler gelmeyecek gibi. Gerçi bu beni ilgilendirmez. Hemşelik edip sizi iyileştirmek üzere buraya gönderildim. Görevimi vicdanım rahat olarak yerine getiriyorum. Ke Keşke herkes öyle yapsaydı.'' Ölümün kıyısından az önce kurtarılmış birine bu kadar hissizce sözler sarf edebilen bu kadından nefretle yüz çevirdim. Fakat kendimi isteksiz ve olup bitenler hakkında düşünemeyecek halde hissediyordum. Tüm hayatım bir rüya gibi görünüyordu bana. Bazen her şeyin gerçek olduğundan şüpheye düşüyordum. Çünkü bunlar zihnime hakikatin kuvvetiyle sunmuyordu kendilerini. Gözümün önünde yüzen görüntüler daha belirgin hale geldikçe Hararetim yükseliyor, etrafımı karanlık sarıyordu. Sevginin yumuşak sesiyle beni yatıştıracak hiç kimse yoktu yanımda. Bana dost destek verecek dost bir el de yoktu. Doktor gelip ilaçlar yazıyor, yaşlı kadın da benim için bu ilaçları hazırlıyordu. Fakat doktordaki açık umursamazlık, kadının görünüşündeki gaddarlık gayet belirgindi. Bir katilin yazgısıyla ücretini alacak cellattan gayrı kim ilgilenirdi? İlk düşüncelerim bunlardı. Fakat çok geçmeden Bay bana büyük iyilikte bulunduğunu öğrendim. Hapishanedeki en iyi odanın benim için hazırlanmasını sağlamış. En iyi oda sefil haldeydi gerçekten. Doktorla hemşireyi ayarlayan da oymuş. Gerçi nadiren beni görmeye geliyordu. Çünkü her insanın ızdrabını dindirmeye şiddetle istekli olsa da bir katilin azabına ve sefil sabuklamalarına tanıklık etme arzusunda değildi. O yüzden ara sıra imal edilmediğimden emin olmak için geliyordu ama çok kalmıyordu ve iki ziyaretinin arasında uzun zaman geçiyordu. Bir gün yavaş yavaş iyileştiğim sırada gözlerim yarı açık ve yanaklarım ölülerinki gibi kurşuni halde sandalyeye oturmuştum. Acı ve kasvete gömülmüştüm. Rezillikle dolu bu dünyada yaşamaktansa ölümü aramam gerektiğini düşünüyordum sık sık. Bir ara Zavallı Justin'den daha masum olan kendimi suçlu ilan ederek kanunun vereceği cezayı çek çekmek geçmişti kafamdan. Odamın kapısı açılıp Bay Kerwin içeri girdiğinde bunları düşünüyordum. Yüzünde gönüldeşlik ve şefkat ifadesi vardı. Yanıma bir iskemle çekip bana Fransızca hitap etti. ''Maalesef burası sizi fazlasıyla sarsmış. Daha rahat etmenizi sağlamak için yapabileceğim bir şey var mı?'' Teşekkür ederim. Fakat bahsettiklerinizin hiç hükmü yok gözümde. Şu dünyada hiçbir surette rahatı ermen mümkün değil. Bir yabancının gönüldeşliği gayet tuhaf bir bahtsızlığa düşmüş sizin gibi birini pek rahatlatmaz biliyorum. Fakat çok geçmeden bu kasvetli hali bırakacaksınız. Çünkü sizi ceza almaktan kurtaracak kuşku götürmez delilleri bulmak kolay. Bu en az umursadığım şey. Garip olaylar neticesinde fanilerin en sefili olmuşum. Ben bu kadar zulüm ve işkence çekmişken ölümün bana ne kötülüğü dokunabilir ki? Son zamanlarda ortaya çıkan tuhaf tesadüflerden daha talihsiz, daha acı bir şey olamaz gerçekten. Şaşırtıcı bir kaza sonucu misafirperverliğiyle tanınan bu sahile savruldunuz. Hemen yakalanıp cinayetle suçlandınız. Önünüze çıkarılan ilk görüntü dostunuzun bedeniydi sanki bir ifrit tarafından gizemli biçimde öldürülüp yolunuzun üstüne yerleştirilmiş. Bay Kirwin bunları söylediğinde çektiğim ızdıraplara değinmesinin içimde yarattığı çalkantı bir yana benimle ilgili bilgilere sahip görünmesine hayli şaşırmıştım. Yüzümde hayret ifadesi belirmiş olmalı ki Bay Kirwin aceleyle şunları söyledi. Hasta düşmenizden hemen sonra üzerinizdeki tüm kağıtlar bana getirildi. Ben de akrabalarınıza talihsizliğiniz ve hastalığınız hakkında bilgi iletmemi sağlayacak bir iz bulmak için bu kağıtların tümünü inceledim. Birkaç mektup buldum. Bunlardan birinin girişini okuyunca babanızdan geldiğini anladım. Hemen Cenevre'ye haber saldım. Mektubumu yollamamın üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Fakat hastasınız şu an bile titriyorsunuz. Herhangi bir heyecanı kaldıracak durumda değilsiniz. Bu bekleyiş en korkunç olaydan bin kat kötü. Söyleyin, ölüm bu kez neyi sahneye koydu? Kimin katline ağlayacağım? Bay Kirwin yumuşak bir tavırla, aileniz gayet iyi dedi. Birisi bir dost ziyaretinize geldi.'' Hangi düşünce silsilesiyle aklıma düştü bilmem. Aniden katilin perişanlığımla alay edip Klerval'ın ölümü üzerinden bana sataşmak, cehennemi arzularına rıza göstereyim diye beni tahrik etmek için geldiği fikrine kapıldım. Ellerimle gözlerimi örterek azapla bağırdım. Ah uzaklaştırın onu onu göremem. Tanrı aşkına içeri girmesine izin vermeyin. Bay Kirwin kaygılı bir ifadeyle baktı bana. İster istemez bu nidayı suçlu olduğumun göstergesi olarak yorumladı ve sert bir tonla "Genç adam, böyle şiddetli bir karşı çıkışta bulunmayacağınızı, babanızın varlığından hoşnutluk duyacağınızı sanmıştım." "Babam mı?" diye bağırdım. Yüzümün her parçası, her bir kası rahatladı. Acının yerini memnuniyet aldı. "Gerçekten babam mı geldi? Ne iyi. Fakat nerede? Niçin hemen yanıma gelmiyor?" Tavrımdaki değişiklik sulh yargıcını hem şaşırtmış hem de memnun etmişti. Belki az önceki nidamı bir an için sayıklama haline geri döndüğüme yormuştu. İyiliksever haline döndü yine. Kalkıp hemşiremle birlikte odadan çıktı. Hemen sonra babam girdi. O anda hiçbir şey beni babamın gelişinden daha fazla memnun edemezdi. Elimi ona doğru uzatarak bağırdım. Güvende misin? Ya Elizabeth? Ya Ernst? Babam onların güvende olduğuna ikna ederek beni rahatlattı ve bana çok ilginç gelen konulardan bahsederek moralimi düzeltmeye çalıştı. Fakat neşenin hapishaneyi mesken tutmayacağını anlaması uzun sürmedi. Parmaklıklı pencerelere, odanın rezil görünüşüne acı acı bakıp ''Nasıl bir yerde kalıyorsun böyle evladım?'' dedi. ''Mutluluğu aramak için yolculuğa çıktın ama ölüm seni izliyor gibi.'' Zavallı Klerval'a gelince ''Bahtsız.'' katledilmiş dostumun ismi ben de o zayıf halimle kaldıramayacağım denli büyük bir heyecan yarattı gözyaşı döktüm ne yazık evet baba diye yanıtladım en korkuncundan bir yazgı dolaşıyor başımın üstünde bu yazgının gereğince yaşamak zorundayım aksi takdirde şüphesiz Henry'nin tabutu üstünde can verirdim uzun süre Konuşmamıza izin yoktu. Çünkü sağlığımın nazik durumu, sükunetimin bozulmasını sağlayacak her önlemin alınmasını gerekli kılıyordu. Bay Kirvin içeri girdi. Aşırı çaba harcayarak gücümü tüketmemem gerektiğini söyledi. Fakat babamı görünce iyilik meleğimi görür gibi olmuştum. Adım adım sağlığıma kavuştum. Hastalığım beni terk ederken hiçbir şeyin dağıtamayacağı kasvetli kara bir melankoliye gömülüyordum. Clerval'ın benzi solmuş, katledilmiş hali hiç gözümün önünden gitmiyordu. Bu düşüncelerin beni sürüklediği sarsıntılar kaç kez dostlarımın tekrar kötüleşeceğimden korkmasına sebep oldu. Bu kadar sefil, tiksindirici bir cana niçin sahip çıktılar ki? Şüphesiz artık menziline ulaşmak üzere olan yazgımın gereğini yerine getireyim diye. Yakında Ah çok yakında ölüm bu çarpıntılara son vererek beni mezara sürükleyen acıların ağırlığından kurtulmamı sağlayacak. Adaletin nihai hükmüyle ben de huzura ereceğim. Ölüm arzusu hep, hep aklımda olsa da o zamanlar görüntüsü uzaktaydı. Keşke kudretli bir döngü beni ve yok edicimi yıkıntıların arasına gömü verse diye düşünerek saatlerce konuşmadan hareketsiz oturduğum çok olmuştur. Adli dönem yaklaşıyordu. Üç aydır cezaevindeydim. Hala güçsüz ve tekrar hastalanma tehlikesi içinde olsam da davanın görüleceği şehre ulaşmak için aşağı yukarı 160 kilometre yolculuk etmek zorundaydım. Bay Kirwin tanıkları toplama ve savunmamla ilgili tüm ayarlamaları yapma sorumluluğunu üstlenmişti. Ölüm kalım kararını verecek mahkemeye çıkarıldığım için suçlu sıfatıyla gözler önünde bulunma itibarsızlığını yaşamadım. Dostumun cesedinin bulunduğu saatte Orkney adalarında olduğum kanıtlandığı için büyük jüri dava dilekçesini reddetti ve oraya naklimden iki hafta sonra cezaevinden salıverildim. Babam bana yöneltilen suçlamanın sıkıntılarından kurtulduğuma, yeniden taze havayı içime çekebileceğime ve yurduma dönebileceğime çok sevinmişti. Ben öyle hissetmiyordum. Benim için zindanın duvarları da bir sarayın duvarları da Aynı iğrençlikteydi. Yaşam kadehi ebediyen zehirlenmişti. Mutlu, yüreğişen insanlar gibi benim de üzerimde güneş ışıl diyordu. Fakat çevremde yoğun ve ürkütücü bir karanlıktan başka bir şey görmüyordum. Bana dikilmiş iki gözün hafif parıltısından başka hiçbir ışık delip geçemiyordu bu karanlığı. Bunlar bazen ölümün kucağındaki Henry'nin manalı gözleriydi göz kapakları ve uzun kara kirpikleri, koyu renkli yuvarları neredeyse kapatmıştı. Bazen de canavarın ilk kez Ingolstadt'ta gördüğüm nemli, donuk gözleri oluyordu. Babam içimde sevecen hisler uyandırmaya çalışıyordu. Yakın zamanda gitmem gereken Cenevre'ye, Elizabeth'e, Ernst'e dair konuşuyordu. Fakat bu sözler benim içli içli ah etmeme yol açıyordu sadece.'' bazen gerçekten mutlu olmayı arzuluyor, hüzünlü bir hazla sevgili kuzinimi düşünüyordum. Tüketici gençliğimde nice sevdiğim o mavi gözlü ve hızla akan Ron nehrini bir kez daha görmek istiyordum. Fakat genel duygusal halim çok cansızdı. Ben bu haldeyken cezaevi doğadaki en semavi manzara kadar kabulümdü. Bu nöbetler nadiren de olsa kaygı ve umutsuzluk krizleriyle bölünüyordu. Öyle anlarda nefret ettiğim şu hayata son vermeye kalkışıyordum. Korkunç bir şiddet eyleminde bulunmamı engellemek için benimle sürekli ilgilenil ilgilenilmesi, hep tetikte durulması gerekiyordu. Ancak bana bir görev kalmıştı ki bunu hatırlamak en sonunda bencilce umutsuzluğuma galip geldi. Gecikmeden Cenevre'ye dönerek sevdiklerimin canını korumam ve katilin gelişini beklemem gerekiyordu saklandığı yeri şans eseri bulursam ya da tekrar ortaya çıkarak bana saldırmaya cüret ederse hedefini bulan bir atışla görünüşünden de canavarca bir ruh bozuntusu bahsettiğim o canavarın varlığına son verebilirdim. Babam seyahatin yoruculuğuna dayanamayacağım endişesiyle hala yola çıkış zamanımızı ertelemek istiyordu. Harap haldeydim zira. Bir insan müsveddesine dönmüştüm. Gücümü kaybetmiştim. Bir deri bir kemik kalmıştım yükselen ateş, eriyen gövdemi gece gündüz yiyip bitirmişti. Yine de İrlanda'dan ayrılmamız için öyle huzursuzca, sabırsızca bastırıyordum ki babam boyun eğmeye karar verdi. Havre de e giden bir gemiye bindik. Yelkenlerimizi dolduran güzel rüzgarla İrlanda kıyılarından ayrıldık. Gece yarısıydı. Güverteye uzanıp yıldızlara baktım. Dalgaların gemiye çarpışını dinledim. İrlanda'yı görüşümden silen karanlığı selamladım. Yakında Cenevre'yi göreceğimi düşündükçe nabzım ateşli bir coşkuyla atıyordu. Geçmiş korkulu bir düşün ışığında görünüyordu bana. Fakat bulunduğum gemi İrlanda'nın kahrolası sahillerinden bana doğru esen rüzgar ve çevremi kuşatan deniz bir hayale kanmamın söz konusu olmadığını açıkça söylüyordu. Dostum, can yoldaşım Clerval benim ve yarattığım canavarın kurbanı olmuştu. Hafızamda tüm ömrümü gözden geçirdim. Cenevre'de ailemle yaşadığım günlerin dingin mutluluğunu, annemin ölümünü, Ingolstadt'a gidişimi, ürpererek uğursuz düşmanımı yaratmaya beni sevk eden delice tutkuyu hatırladım. Onun yaşadığı ilk gece aklıma geldi. Düşünceler silsilesini takip edemiyordum. Yüzlerce duygunun ağırlığı vardı üzerimde. Acı acı ağladım ateşi atlatmamdan beri her gece az miktarda afyon içmeyi adet edinmiştim. Çünkü hayatımı sürdürmem için gerekli huzuru ancak bu ilaç sayesinde bulabiliyordum. Türlü talihsizliklerimi hatırlamanın sıkıntısıyla artık her zamanki miktarın iki katını alıp çok geçmeden derin bir uykuya dalıyordum. Fakat uyku, düşüncelerden ve perişanlıktan kurtarmıyordu beni. Rüyalarıma beni korkutan yüzlerce nesne giriyordu. Sabaha doğru bana bir tür kabus musallat oldu. İblisin boynumu kavradığını hissediyor, bir türlü kendimi kurtaramıyordum. Kulaklarımda iniltiler, çığlıklar çınlıyordu. Halimi izleyen babam, huzursuzluğumu hissederek beni uyandırdı. Gemiye vuran dalgalar çevrede, bulutlu gökyüzü tepedeydi. İfrit burada değildi. Bir emniyet hissi şimdiki an ile karşı konulmaz feci gelecek arasında ateşkes ilan edildiği zannı bir tür sakin unutkanlık verdi bana ki insan zihni yapısı gereği bu unutkanlığa kolayca kapılı verir.